Önceki videoda Blitz nasıl oynanır onu göstermiştim. Kör ediyoruz öncelikle. Sonrasında tık yapıyoruz. Şimdi Blitz'e karşı ne yapacağımızı göstermek istiyorum sizlere. Bir saniye şu adamları alayım. Kaçma, gel buraya, gel buraya, kaçma. Evet, gördüğünüz gibi arkadan Blitz'e arkadan yaklaştığımız zaman çok kolayca öldürüp diyoruz. Daha da önemlisi size Cansungur'la oynadığım oyunu göstermek istiyorum. Fame Gang da geldi. Güzel bak. Temizliyorsun oraları. Aynen abi, nerede çok hakimim şu an çıkacağım. Seha. Tamam, sakin. Seha, kolay gelsin kardeşim. Nasılsın? Abi sana kötü davranacaklar galiba. Evet ya. Abi, sırtımı duvara verdim, bana hiçbir şey olmaz. Kapak kalka C'ye basacağım sonra. Sonra da V'ye basacağım, vur. Ah. Ah ya, ben CS'ye dans eden kim bu? Ben. Yayında gelmişim. Ama Aim Gang sadece söyleyecek bir şey yok. Herif iyi vurdu yalnız ha. Biraz yalan vurmuş abi açıkçası. Öyle mi? Bana öyle geldi biraz. Aimbot mu kullanıyor? Kalitesi birisi mi? Aa, yok. Belli ki 2000 saati var. Ha, eyvallah. Sanki. Evet, hile yapmıyorum. Hatta bunu kanıtlayabilirim size. Bakın şimdi. C4 çok işe yarayan bir şey gördüğünüz gibi. Bütün takımı yok ettim ama daha da iyisi var. Eğer bütün takım tek bir koridora bakıyorsa hepsini bıçakla yok edebilirsiniz. Düşman çok fazla kalkan kullanıyor olabilir ama siz sadece el bombası kullanarak bütün takımı tekrardan yok etme şansına sahipsiniz. Abi her şeyi geçtim de bu nasıl bir taktik ya? Eğer düşmanlara karşı kibarca rica ederseniz onlar sizi kırmıyor. Gerçekten yabancı düşmanlar harika bu konuda. Adamdan tekrardan en üst kattaki pencereden kafasını çıkartmasını rica ettim ve beni kırmadı. Teşekkürler dostum. Aynı noktada iki Türk çıktı karşıma. Brock Oli Online ve Emre Oxy. Fakat sonuç aynı olmasına rağmen bu daha tatminkar hissettirdi nedense. Artık küfür etmeden önce biraz daha dikkatli olurlar umarım. Şimdi arkadaşlar, pencere kırılma sesini duydunuz değil mi? Ve drone atma sesini de duydunuz aslında. Biraz daha bekliyoruz ki drone uzaklaşsın ve adam bizim ayak sesimizi drone'dan duyamayacak konuma gelelim. Ve kolayca öldürelim. Eğer düşmanlar içeri girmiyorsa siz dışarı çıkın. Çünkü zaman çok değerli. Tekrar son saniyeye kadar içeri girmeyen korkan bir arkadaşla karşı karşıyayız. Adam avantajlı olmasına rağmen benim kas hafızam daha güçlü. Evet, tekrardan dışarıdayım. Çünkü yani adamları beklemek istemiyorum. Eğer bir kalkanlı ve arkasında saldırgan varsa önce arkadaki adamı öldürüyoruz. Sonrasında kalkanlıyı öldürmek çok basit zaten. Neyse, bir Twitch'e bakayım ya. Şu oyun başlayana kadar bir Twitch'e gireyim bakayım neler olmuş. İçin ortasına o götünü kendin parmaklarsın lan. Böyle çat. Ne oluyor çat, abi? Burada Şimşek, koş oğlum. İyi, reklam gibi değil. Oyuna girer girmez gözünüze bir şey, çok özür diliyorum. Hemi Gang. Soyunum dedi de birisi. Ondan kaynaklı bir tık... Tamam abi, neyse. Boş ver Twitch'i de. Abi şu Amor'un klibine bak şimdi. İçeri direkt dalıyoruz ve... Bak bak, filiklere bak 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 bak. Şuna bir bak. Easy peasy. Bu oyunda en çok sevdiğim şey... Bu ses. Susturucuyla tek kurşunla kafadan vurma sesine bayılıyorum. Ama daha da güzeli bunu aniden yaptığım zamanlar. Tam kafasında durduruyorum, yani bu neredeyse delilik diyebiliriz. Bu kadar formumdayken son adamı da daha aşağı kalır bir şekilde öldüremezdim. Bak mesela sesi duyduğum anda şak diye dönüyorum ve spray kontrole bak, tamamen o pencerenin açıklığındaki boşluktan adama tabii ki de headshot hemen atıyoruz. Ama en güzeli son adama dalga geçercesine one tap. Tamam, ben biraz pis oynuyorum çünkü neredeyse ıskalamıyorum diyebiliriz bak şimdi. Adamın hiç şansı yok. Bakın arkadaşlar, içki öldürür. Lütfen alkolden uzak durun, yoksa ölebilirsiniz siz de. Yeni Taçanka'yı biliyor musunuz peki? Adamın orada fuse kullandığını gördük ve duvarın üst kısmını açıyorum. Ve onun için odayı biraz ısıtıyorum. Tam bir cehenneme çeviriyoruz onun için oyunu. Peki Taçanka'nın oyuncak tabancasını biliyor musunuz? Gıdıklayarak öldürüyorum resmen adamı.